Cengiz Yurdutek, öldürülen Halil Ay'ın mezarını ziyaret ettikten sonra Daltonlar çetesi tarafından hedef alındı. Bu tehlikeli ziyaretin ardından yaşananlar, ünlü oyuncunun hayatını büyük bir tehlikeye soktu. Daltonlar çetesinin hedefinde olan Yurdutek, ölümle burun buruna geldi. Bu saldırı, suç dünyasının karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Setteki silahlı saldırının arkasından Daltonlar çıktı. Blue TV'nin merakla beklenen Kıyma dizisinin seti dün akşam korkunç bir silahlı saldırıya sahne oldu. Adana'dan gelen ekibi hedef alan saldırıda ünlü oyuncu Cengiz Yurdutek adeta ölümle burun buruna geldi. Yurdutek başını sıyırarak geçen bir mermiyle yaralandı ve büyük bir tehlike atlattı. Bu şok edici saldırının ardında ise ünlü Daltonlar suç örgütünün olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden ikisi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Görgü tanıkları, Set ekibinin plato girişinde hazırlık yaptığı sırada aniden patlayan silah sesleriyle büyük bir panik yaşandığını belirtti. Beş el ateş açıldı ve oyuncular hedef alındı. Halk Akademiden Çiğdem Tosun'un haberine göre, kimliği belirsiz bir grup tarafından düzenlenen bu saldırıda Cengo karakterini canlandıran Cengizhan Yurdutek ölümden kıl payı kurtuldu. Yurdutek kendini bir bankın arkasına atarak kurşunlardan korundu. Mermilerden biri başını sıyırarak geçti ve büyük bir tehlikeyi atlattı. Bu dehşet verici saldırı, set ekibi ve izleyiciler arasında büyük bir yankı uyandırdı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve set çevresinde yoğun bir polis varlığının olduğu bildirildi. Daltonlar suç örgütü bu saldırıyla yeniden gündeme gelirken, yakalanan iki saldırganın sorgusu sürüyor. Polis ekipleri olay yerine geldi, kanlar içinde kalan Cengiz Yurduteke ilk müdahale, hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bu vahim olayın ardından Dizi ekibi saldırganları yakalamak için derhal harekete geçti. Ancak kaçan saldırganlar izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Dizi ekibi ise saldırının direkt kendilerine yönelik olmadığını, platoya dışarıdan gelen bir saldırı olduğunu belirtti. Plato bize karşı bir saldırı yok. Olay sonrası SET ekibi saldırının çekim için bulundukları platoya yönelik olabileceğini öne sürmüştü. Bu iddialara film platosunun yönetiminden yanıt gecikmedi. HalkTV.com TR'ye konuşan plato yetkilileri, 20 yıldır sektörde hizmet verdiklerini, hiçbir tehdit almadıklarını ve düşmanlarının bulunmadığını belirtti. Saldırının platonun içinde değil, dışında gerçekleşmesi ve yalnızca oyuncu kadrosunun hedef alınması saldırının kişiye yönelik olduğunu düşündürüyor. İntikam ve Tehdit Mesajları Olayın ardından gazeteci Birsen Altuntaş'ın gündeme getirdiği bilgiler, Daltonlar çetesine mensup bazı sosyal medya hesaplarının silahlar eşliğinde Cengizhan Yurdutek ve Burak Akyüz'ün fotoğraflarını kullanarak tehdit mesajları paylaştığını ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Cengizhan Yurdutek ve Burak Akyüz'e yakınlığı bilinen Halil Ayın Fransa'da Daltonlar tarafından öldürüldüğü biliniyor. Dün gerçekleşen saldırının ardında iki çete grubu arasındaki husumetin olabileceği ifade ediliyor. Daltonların imzası saldırı sonrası sosyal medya platformlarında Dalton çetesi adına yapılan paylaşımlar saldırının planlı ve kişiye yönelik olduğunu kuvvetlendirdi. Bir arkadaş grubu ile ekibin konumunu ve ne zaman bulunacaklarını bilerek yapılan bu saldırı planlı ve hedefe yönelik bir tutum izlenimi yaratıyor. Anonim hesaplardan yapılan bu paylaşımlarda, hedefin yalnızca Cengizhan Yurdutek değil, aynı zamanda diğer oyuncu Burak Ak yüzde olduğuna işaret ediliyor. Saldırıda beş el ateş edilerek bir kişiyi yaralayan, bir silahlı iki saldırgan yakalandı. Cengizhan Yurdutek, Türk televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren genç ve yetenekli bir oyuncudur. 1995 yılında. Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya gelen Yurdutek, çocukluğundan itibaren sanata ve oyunculuğa büyük bir ilgi göstermiştir. Bugün 30 yaşında olan Yurdutek, kariyerinde önemli başarılara imza atmış ve birçok projede yer almıştır. Cengizhan Yurdutek, Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde doğup büyümüştür. Cengizhan Yurdutek'in kariyerindeki ilk büyük çıkışı 01 adlı mafya ve suç dizisiyle oldu. Bu dizide canlandırdığı Cengo Burak karakteri ona geniş bir hayran kitlesi kazandırdı ve oyunculuk yeteneklerini geniş kitlelere sergileme fırsatı verdi. 01 dizisi Adana'nın yeraltı dünyasını ve sokak yaşamını gerçekçi bir şekilde ele alarak büyük bir ilgi gördü ve Yurdu Tekin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Sokağın Çocukları ve diğer projeler Sıfır Bir dizisindeki başarısının ardından Cengizhan Yurdutek, Sokağın Çocukları adlı dizide de önemli bir rol üstlendi. Bu projede de performansı ile beğeni toplayan Yurdutek, sokakların sert ve acımasız yüzünü izleyicilere aktarmada büyük bir başarı gösterdi. Ayrıca Sıfır Bir dizisinin sinema filminde de rol alarak sinema dünyasında da kendini gösterdi. Kıyma dizisi ve güncel çalışmaları Cengizhan Yurdutek kariyerinde hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Şu anda Blue TV'nin merakla beklenen Kıyma adlı dizisinde rol almaktadır. Bu dizideki performansı ile de büyük beğeni toplamış ve yeteneklerini bir kez daha kanıtlamıştır. Kıyma dizisi, suç ve dram türünde önemli bir yapım olup Yurdutek'in kariyerinde yeni bir sayfa açmıştır. Halilay ve Daltonlar olayı Halilay ve Daltonlar olayı, Türk yeraltı dünyasının karanlık ve karmaşık ilişkilerini gün yüzüne çıkaran önemli bir hadisedir. Bu olay, suç örgütleri arasındaki husumetleri ve bu husumetlerin nasıl ölümcül sonuçlar doğurabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Halilay kimdir? Halilay, Türk yeraltı dünyasında tanınmış isimlerden biridir. Yeraltı dünyasındaki bağlantıları ve faaliyetleri ile bilinen Ay, birçok kişi tarafından korkulan ve saygı duyulan bir figür olarak görülmekteydi. Özellikle uyuşturucu ticareti ve organize suçlar alanında faaliyet gösteren Halil Ay, zamanla büyük bir suç ağı kurmayı başarmıştı. Ancak bu güç ve etki ona birçok düşman kazandırdı. Daltonlar Çetesi, Daltonlar Çetesi, Türkiye'nin en tehlikeli ve en organize suç örgütlerinden biridir. Çetenin kökeni ve üyeleri hakkında çok az bilgi olsa da, yeraltı dünyasında büyük bir nüfuza sahip oldukları bilinmektedir. Daltonlar Çetesi, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve diğer organize suç faaliyetlerinde bulunarak büyük bir suç imparatorluğu kurmuşlardır. Çetenin adı üyelerinin acımasızlığı ve operasyonlarının karmaşıklığı ile özdeşleşmiştir. Halil Ayın öldürülmesi, Halil Ayın ölümü, Daltonlar çetesi ile arasındaki derin husumetin bir sonucu olarak gerçekleşti. Ay, Fransa'da Daltonlar tarafından düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu suikast, iki suç örgütü arasındaki çatışmanın ne kadar ileri gidebileceğinin bir göstergesi oldu. Ayın ölümü, Türk yeraltı dünyasında büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından bir güç gösterisi olarak değerlendirildi. Cengizhan Yurdutek ve Daltonlar olayı Halil Ayın yakın arkadaşı olan Cengizhan Yurdutek, bu olayın ardından Daltonlar çetesinin hedefi haline geldi. Halil Ayın mezarını ziyaret eden Yurdutek, bu ziyaret sonrası Daltonlar tarafından hedef alınarak bir suikast girişimine maruz kaldı. Yurdutekin başını sıyırarak geçen mermi ile ölümden döndüğü bu saldırı, Daltonlar çetesinin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.